Diğer önerge okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 2 Taksim 1410 esas numaralı maden kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 44. maddesi ile 6446 sayılı elektrik piyasası kanununa eklenen ek maddenin 2. fıkrasının ve 3. fıkrasının 2. cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. Fahrettin Yokuş, Konya, Ümit Dikbayır, Sakarya, Aylin Cesur, Isparta, Ayhan Altıntaş, Ankara, Tuğba Vural, Çokal, Antalya milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önerge hakkında konuşmak üzere Antalya milletvekili Tuğba Vural Çokal. Buyurun Sayın Vural Çokal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan maden kanunu hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Eğitiniz saygıyla selamlıyorum. Bu maddeyle Enerji Piyasası Kanunu'nun geçici 8. maddesinde değişiklik yapılarak elektrik üretim AŞ'ye bağlı üretim tesislerinin işletim süreleri uzatılmaktadır. Yani özellikle 45. madde özelleştirilmiş işletmedeki termik santrallerin baca gazı arıtma rehabilitasyon kül depolama alanları gibi çevre yatırımlarını tamamlaması için verilen sürenin 2021 yılına kadar ertelenmesine izin vermeyi öneriyor. Diğer bir deyişle ömrünü tamamlamış olan bu santrallere 2 yıl daha havayı özgürce kirletme izni veriliyor. Bu madde kabul edilirse baca gazı giderimi yatırımları eksik, toplam kurulu gücü 4680 megawatt olan 10 santralin halihazırda neden olduğu olumsuz çevresel etkiler en başta hava kirliliği ve sağlık etkisi katlanarak 2021 yılına kadar devam edecektir. Üstelik bugüne kadar 3 kez yaklaşık olarak 6 yıldır ertelenen bu yatırımların 2021 yılına kadar tamamlanacağına dair kamuoyunun da güveni yoktur. 2013 yılında Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 8. maddesiyle özelleştirilen santrallere baca gazı arıtma tesisi başta olmak üzere çevre yatırımlarını 2019 yılına kadar erteleme izni verilmesinin ardından geçici 8. madde için Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştı. Anayasa Mahkemesi de geçici 8. maddeyi anayasanın 56. maddesinde düzenlenen sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı gereğince iptal etmişti. İptal kararına rağmen 2015 yılında yeni bir yasal düzenleme ile yeniden bu termik santrallere 2019 yılı sonuna kadar süre tanındı. Hatta dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da 2019 yılı sonu itibariyle istisnasız tüm termik santrallerin çevre yatırımlarını tamamlamak zorunda olduklarını dile getirmişti. Anayasa Mahkemesi kararına göre 2015 yılı itibariyle planlanması gereken bu yatırımlarda hiçbir aşama kaydedilmemiş, özellikle Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Şırnak ve Zonguldak'ta ciddi düzeydeki hava kirliliği her geçen gün erken ölümlere ve sağlık problemlerine neden olmaktadır. Çevre mevzuatı uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve mevzuat açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31.12.2019 yılı sonuna kadar belirlenen sürenin aşılamayacağı ve kesin olduğuna dair 2014 ve 2017 yıllarında 2 ayrı Anayasa Mahkemesi kararı bulunuyor. Ancak getirilen bu kanunla Anayasa Mahkemesi kararına rağmen santralleri 3. kez havayı kirletme izni maalesef ki veriliyor. Termik santrallerimizin bulunduğu şehirlerde durum nasıl? Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan Kömürlü Termik Santrali'nin yer aldığı Elbistan'da yaşayanların son 3 yılda Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinden 6 kat daha fazla kirli hava soluduğu tespit edilmiştir. Bu madde Zonguldak Çatalazı'nda bulunan Çatalazı Termik Santrali'ni de ilgilendiriyor. 1947 yılında çalışmaya başlayan, 2014 yılında özelleştirilen ÇATES'te şu anda 4 santral aktif durumda. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta, 1,5 kilometrelik vadi içinde yer alan ÇATES'te günümüzde 3000 megawatt olan kapasitenin 6000'e çıkarılması hedefleniyor. Eğer bu madde kabul edilirse, her türlü denetim ve cezadan muaf, çevresel yatırım yapmadan 2 yıl daha çalışma izni verilecek. Zonguldak'ta yapılan ölçümlerde şehirdeki hava kirliliği değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü sınırı değerlerinin 3 katı üzerinde olduğu belirlendi.
Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mobil istasyonuyla 2018'de yapılan ölçümler PM10 değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinin 3 katı olduğunu ortaya koymuştur. Şunu bilmenizi isterim ki Zonguldak ve çevresindeki yaşayan insanlarımız daha fazla zehir solumak istemiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız baca gazı arıtma tesisi olmadan çalışan, insan ve doğa sağlığını tehdit eden ÇATES'e 2 yıl daha süre verilmemesini, 45. maddenin kabul edilmemesini talep ediyor. ÇATES'i de kaplayan 10 termik santrale çevre yatırımı yapmadan, baca gazı filtresi olmadan veya limitlere uymadan çalışmaları için 2 yıl daha ek süre tanıyan kanundaki bu madde kabul edilmemelidir. Bu maddenin getirdiği düzenlemeyle yılda 1100 erken ölüm, 800 kronik bronşit vakası ve 1500 insanımızın rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatmak zorunda kalacağı, her gün 170 çocuğumuzda astım atağı yaşanacağı tahmin ediliyor. Tamamlayalım lütfen. Tamam. Bu sürenin uzatılmasıyla üretim tesislerinin uzun yıllar faaliyette bulunması çevreye duyarlı anlayıştan tamamen uzaktır. Ayrıca bu sürenin 2021 yılından sonra tekrar uzatılıp uzatılmayacağı da belirsizdir. Kesin bir kararla üretim tesislerinin faaliyet sürelerinin uzatılmasının önüne geçilmelidir diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 44. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 44. madde kabul edilmiştir. 45. madde üzerinde ortak verilmiş bir önerge var. Okutup işleme alıyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 41 sıra sayılı kanun teklifinin 45. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. Bülent Turan, Çanakkale, Özgür Özel, Manisa, Erkan Akçay, Manisa, Fatma Kurtulan, Mersin, Tuğba Vural, Çokal, Antalya, Mehmet Doğan, Kubat, İstanbul milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Sayın Başkan, tüm siyasi parti gruplarının anlaştığı 45. maddedeki önerge, madde metninin çıkarılması ile ilgili. Ülkemizde 13 adet termik santraller var. Kömür olarak termik santralimiz var. Bunlardan büyük bir kısmının çevre izni ve elektrofiltre olmasına rağmen birkaç tane santralde böyle problem var. 2019 yılının sonuna kadar verilmiş sürenin uzatılmasının uygun olmadığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki siyasi partiler tarafından böyle ifade edilmiş. Komisyon olarak biz de bunu uygun görüşte takdire bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Gerekçeyi okuyalım sonra söz vereceğim arkadaşlar. Buyurun. Gerekçe. 6446 sayılı kanunun geçici 8. maddesine yapılan değişikliğin teklif metninden çıkarılması öngörülmektedir. Sayın Akçay, buyurun. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teklif metninde 45. maddede yer alan düzenlemenin bütün parti gruplarının ortak mutabakatıyla teklif metninden çıkartılmış olması oldukça sevindiricidir. Zaten komisyon görüşmeleri esnasında da dile getirilen bu hususun yararlı olacağını umuyoruz. Çünkü çevre hassasiyetini daima muhafaza etmemiz ve bu konuda bir kararlılık sergileme ihtiyacımız vardır. Sayın Komisyon Başkanı'nın da ifade ettiği üzere Türkiye'deki 13 termik santralin bir kısmı, ki içlerinde Soma Termik Santrali, Zonguldak'taki birkaç termik santralin gerek baca gazı filtresini gerekse diğer açalım mikrofonu ilgili arıtma tesisleri yapımına ilişkin bulundukları taahhüt ve sözleşmenin yerine getirilmesinin bir an evvel sağlanması ve ayrıca bu çalışmaları yapanlara da bu teklif metninde yer almakla birlikte çıkarılması da ziyadesiyle olumlu bir uyarı olacaktır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim de hassasiyetle
takip ettiğimiz çevre hassasiyetini vurgulayan bu ortak kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Çepni. Teşekkürler Başkan. Son haliyle termik santrallerde filtre zorunluluğunun iki sene daha uzatılmasından vazgeçilmesini olumlu buluyoruz. Çünkü bu düzenleme kitlesel ölümler vaat ediyordu. Sadece 10 termik santralin yılda doğaya saldığı zehir oranı şudur. 2 milyon 106 bin ton kükürt dioksit, 35 bin 100 ton karbondioksit. Dolayısıyla bu oran bir kitlesel ölüm oranıdır. Fosil yakıtlar kullanan termik santral yatırımlarından tümden vazgeçilmelidir. Ve bunun yerine halkın ve ekolojik sistemin zarar görmeyeceği bir enerji politikasına dönülmelidir. Birkaç, 3-5 tane şirketin yararına değil, halkın yararına bir politika. Açalım arkadaşlar. Bir politika hayata geçirilmelidir. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sayın Özel. Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz. 3 haftadır önce komisyonda sonra genel kurulda sürekli bu konuyu dile getiriyoruz. Şu anda 3 muhalefet partisi, İyi Parti, CHP ve HDP vermiş oldukları ayrı ayrı önergeleri çektiler ve 5 partilik bir önergede uzlaştık. Ve MHP de aynı fikirde olduğunu söyledi, sonradan bir önergede vermişler. Bu konudaki uzlaşı son derece önemli. Bu özelleştirilmiş olan santrallerle ilgili böyle bir düzenleme 2019'un ta Aralık ayında sona erecek olmasına rağmen siz böyle bir düzenlemeyi yapmayın, nasıl olsa günü gelince erteleniyor diye bir hissiyatı da pekiştirecekti. Şimdi burada hep birlikte yapmamız gereken mesele çok önemli. Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin 2014'teki 93 sayılı kararına da aykırıydı zaten. Ve 2013'ten beri süreleri vardı. Bu insanlar, bu şirketler bu düzenlemenin yapılmayacağını ve bu filtrenin takılması gerektiğini açalım arkadaşlar. Buyurun. Biliyorlardı ama 2 yıl daha Soma'yı, Elbistan'ı ve diğer 11 güzel beldemizi zehirlemeye devam edeceklerdi az kalsın. Burada bir şüphe var. Bu şüphe seçimden önce buralarda rahatsızlık yaratıp da sıkıntı olmasın diye bunun çekilip seçimden sonra yeniden getirilebileceği konusunda. Buradan söylüyoruz. Bir gün olur da, çünkü biz burada rektör atamaları önergesini de hep birlikte metinden çıkarttık. Ama daha sonra bir ay sonra OLKYK'sı ile düzenlendi. Buradan vatandaşlarımıza söylüyoruz. Herkesin sözü söz. Bundan sonra böyle bir düzenleme yapılmayacak. Zehir soluma zorunda kimse bırakılmayacak diye bu parlamento iradesini herkes alsın. Sakın ha sakın bu şirketler 2019'un sonuna doğru buraya bir tane daha önerge gelip 2 yıl daha uzatılması gibi bir şeyi beklemesinler. Açalım arkadaşlar. Böyle bir şey getirilirse getirenler de bu sözlerimiz karşısında mahcup olsun. O şirketler de nasıl bir iş yaptıklarını bilsinler. İşin ikinci bir hususu da var ki ihaleye girerken herkes bu maliyeti biliyordu. Bazıları bu süre uzatılmaz diye başka bir teklif vermiş. Bazıları nasıl uzatacaklar diye başka bir teklif vermiş ya, ihaleyi almış olabilirler. İhaleye fesat karıştırmanın sonradan yapıldığı bir biçimlenme olabilirdi. Bunun arkasında arkadaşlar hep birlikte durmalıyız. Sakın ha sakın AK Parti grubu 2019 sonuna doğru bir torbaya bunu bir daha koyarlarsa karşılarına siz dikilin. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. 5 siyasi parti grubunun ortak verdiği önerge. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge doğrultusunda madde metinden çıkarılmıştır. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek amacıyla görüşmelere sıra sayısında bulunan mevcut madde numaraları üzerinden devam edilecektir. Madde numaraları başkanlıkça kanunun yazımı sırasında teselsül ettirilecektir. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.